Getir'den siparişini ver, program bitmeden kapında olsun. Peki şimdi akışımızda sırada Galatasaray maçı var. Yukatel Denizli Galatasaray 4-1 ile geçti. Şimdi az önce kısaca değindik aslında. Ya Galatasaray hakikaten sezon içerisinde 2-3 kere havlu attı. 2-3 kere de aynı şekilde benzer şekilde önüne geldi. Tepside geldi yani hem de. Abi bu Galatasaray'ın şampiyonluğunun, Galatasaray bence şampiyon oldu. Galatasaray ben şampiyon olur diyordum devre arasındaki transferlerden sonra. Neden? İyi bir kadrosu vardı. İyi bir kadrosu vardı. Gedson Fernandes gibi benim çok beğendiğim bir oyuncu geldi. İlk zamanlar son haftalarda acayip ritim buldu ya. İlk son zamanlar çok performans vermese de geldi. Çok iyi bir santrafor geldi. Çok iyi bir santrafor geldi. Şimdi baktığın zaman bir tane sağ bek problemi, dördüncü sağ bek geldi. Dördüncü sağ bek. Yani Galatasaray'da varlık vardı, varlık. Ligin babı Onyekur geldi. Şimdi Galatasaray'da, bak Galatasaray'ın devre arasında kadar kadrosuna bakalım. İdeal kadrosuna, ideal. Kalecisi yoktu. Okan, efendim işte, Omar, Saracchi, Luyendama Marcao, Taylan, Belhanda, Emre Kılıç, Feguli, Babel ya da Arda, önde de Falcao. Şimdi bu zaten bu iyi bir 11. Taş gibi 11. CV'lere baktığında en azından. Oğulcan'dan verim aldın. Kerem Aktürkoğlu diye bir oyuncu çıktı. Devre arasında yetmedi. İki tane forvet. Biri santrafor, biri de çok iyi bir forvet olan Halil. Bir de orta sahaya Gedson. Bir tane daha sağ bek. Kardeşim yani. Gerçekten bu kadronun Mayıs başında şampiyon olması lazım. Bak bana inan. Zaten öyle de gitti yani. Bir 6-7 maç, 8 maç sürekli galibiyet serisi var ya. Tabii Fenerbahçe'nin de olduğu. Fenerbahçe'yi trenen. 7 maçlık, 8 maçlık galibiyet. Ondan sonra ne olduğunu anlayamadım. Kimse anlayamadı zaten. Ondan sonra orası da %100 Fatih Hoca'ya yazar. %100. Şimdi %100 Fatih Hoca'ya yazar. Çünkü Fatih Terim o arada bıraktı şeyi. Ben hep ne diyorum? Konsantrasyonu Fatih, sanki sağ dışına kaydı gibi ben, oldu orada. Ben bu sene ne dedim? Galatasaray şampiyon olur kadrosuyla ve hocasıyla. Sene içinde ne dedim? Hocanın artık hocalığı bırakması lazım. Çünkü konsantrasyon yok. Yok yani. Çünkü futbol teknik direktörlüğü sahaya %100 odaklanmak isteyen bir iş. Öyle gereken bir iş. Hoca gene o dönem işte yönetim bilmem Belhanda şu bu filan. O bu işlere girdi. O işlere girince olmuyor işte abi. Yani Galatasaray'ın bu kadrosu hak ettiğinden daha geride bir yerde. Şampiyon olarak bitirse bile. Daha erken bitirmek zorundaydı. Durumundaydı. Ancak işte bu hoca konsantrasyonunu tekrar sahaya verdiğinde ki bu son 7-8 haftadır. Trabzonspor maçından sonradır ya bizim vazgeçmememiz lazım. Mutlaka kazanmamız lazım. Biz kazanırsak onlar kaybeder falan diye işi Beşiktaş maçına getirdi. İşi Beşiktaş, ki Beşiktaş maçına kadar da kötü oynadı Galatasaray. Hem Konya'da hem Trabzon'da. Hem Antalya'da. 10 kişi kalmadı. Bir şekilde çıkmayı bildi oralardan. Ama 1-0 getirdi. 1-0. Beşiktaş maçı işte bu finalleri işte iyi oynuyor abi. Ulan buraya kadar gelince ben bundan alırım diyor yani. O buraya kadar gelme bölümünü iyi yapıyor Galatasaray ama asıl geldikten sonra iş yapıyor. İşte orada da Fatih Terim faktörü var. Yani evet, bak, Galatasaray kadar, yani Galatasaray'ın bu kadar zorlanmaması gerekme işi de Fatih Terim'e negatif pozisyonu. Buraya kadar geldikten sonra işi finalde çözme işi de Fatih Terim'e. Tabii. Sezon başı da öyleydi abi. Hani ligin ötesinde yani tempo oynuyor diye konuşmuyor muydu? Sezon başında çok iyiydi abi. Uçuyordu takım. Sezon başında çok çok iyi bir futbol vardı. Gerçekten çok iyi futbol vardı. Ya bir de futbol, taktik, coaching abi. Yani biz artık bunu görelim. Yani ne olur yalvarıyorum ya. Ya bir teknik direktörlük gelelim. Bırakalım teşviktir, şu durum. Teknik direktörlük yok işte. Fener'e geçince konuşacağız yani. Yok abi teknik. Taktik bilgi,
maç analizi, rakibe göre pozisyon alma falan. Yok, bunlar yok yani. Gerçekten yok. Çok gerideyiz yani. Teknik adamlık konusunda çok gerideyiz. Gerçekten. O yüzden de Avrupa'ya gidince tokatlanıp dönüyoruz abi. Herkes tarafından. Maccabi Tel Aviv dahil. Evet. Yani son kaç 5-6 hafta oldu herhalde Galatasaray'ın kafasını bir tık daha doğrulttu. İşte Beşiktaş maçıyla 5 hafta oldu. İşte Beşiktaş maçıyla o seriyi finalize etti. Dün de olayın rengi döndü zaten. Bütün rüzgar başka bir yere döndü. O arada ya evet, hocanın zaten bence taktiksel dokunuşları, işte o 7-8 maçlık seri yaratan da hocanın kendisi oldu. Sezon başındaki o çok üst düzey futbolu yaratan da kendisi oldu. Ama sonra işte kafası karıştı belki de, bilmiyorum orada. Hem sağ dışı faktörler, hem Mustafa Muhammed formda, Falcao kenardan acayip geldi. Sonra işte işin içine Ali geldi falan derken bence oralarda biraz kafası karıştı, ama son noktada bence Beşiktaş maçına kadar, ki bence Beşiktaş maçındaki tercihleri de çok o maçın senaryosuna bakıldığında, önceden baktığında bence olabilecek yine en doğru kadroyu çıkardı bence o günde. Çünkü o güne kadar işin içinde işte Kerem'le Halil'i kattı, biraz daha gençlerin enerjisi ve onlar bir şey ortaya koyunca final maçında da babaları attı sahaya. Hadi bakalım abi, gençler iş yapıyor, şimdi de siz çıkın oynayın dedi. Orada da zaten rüzgarı tamamen arkasına aldı. Şimdi vallahi hocam, ben %55, hocam, ben %55 Galatasaray'a döndü diye düşünüyorum iş. Ben %100 şampiyon oldu diyorum. 99 diyeyim hadi. %99 Galatasaray oldu. %1 de Beşiktaş olur diyorum. Yani ben averaj hesabından ziyade ben Göztepe'yi yenemeyeceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. Yani ben averaj hesabı yapmıyorum. Yani. Galatasaray'da Malatya'yı yenip şampiyon olur. Tabii buradan da şampiyonluğu artık alırsa Fatih Terim'in özelliğini ilan etmesi lazım. Artık özellik. Yani, yani yönetimi de siz gidin. Ben başka, bana ya başka başkan gelsin falan da diyebilir ki öyle hakkıdır. Zaten ben onu bekliyorum. Yani şampiyon olsun olmasın artık o şeyi elde etti. Yani %1 ihtimal oldu, Beşiktaş oldu diyelim. Hoca gene de taraftarının gönlünü bir kere daha fethedip siz gidin, atıyorum Irmak Başkan olsun, Serdar Başkan olsun diyecek pozisyona geldi. Ben 17 Mayıs'ta istifa edeceğini ve yani görev, daha doğrusu şöyle, hani istifa etmek derken hani seçimden önce önünü açma falan olayı var ya. Hı hı hı. Onu yapacağını duyuyordum yani. İstihbaratım bu yönde dedi. Bunu defalarca söyledim. Şimdi bu saatten sonra öyle bir şey yapıp bir de işaret vermesini bekliyorum. Yani şu başkanla devam ederim işaretini vermesini bekliyorum. Yani zaten kulüpte hangi yönetimde çalışırsa çalışsın hep ağırlığı olan bir figür Fatih Hoca. Bu yüzden bence çok zorlandı. Çalışmakta gerçekten sıkıntı yaşadı. Yönetim profilleri, yönetici profilleri de oldu ama bundan sonra ben de senin söylediğin gibi ciddi ciddi, daha da tırnak içerisinde bir kanaat önderi noktasına geldiğini düşünüyorum ben de Fatih Hoca'nın. Ya ben hep söylüyorum Irmak, yani başkan olması lazım. Ciddi söylüyorum. Yani bizim de bunu yaşamamız lazım. Yani Beckenbauer, işte yani başka bir sürü isim var. Bayan Şüker. Mi? Yani işte bu tip örnekler dünyada var. Veya Sir Alex Ferguson gibi, Bobby Charlton gibi. Yani başkandan bir sonraki pozisyonda öyle bir şey olması lazım yani hocanın artık. Daha ne olacak yani bu Galatasaray tarihinin en başarılı teknik direktörü diyoruz, onu geçelim. Türk futbol tarihinin en başarılı teknik direktörü de ya Galatasaray için özel birisi yani. Abi işte ama ya Türk futbol tarihinin kitabı yazılsa Fatih Terim'e iki part falan ayrılır. Yani beş part, bir Türk futbol tarihi beş part olsa iki partı tamamen Fatih Terim ayrılır. Ondan sonraki partı da Terim sonrası dönem gibi bir şey olur yani. Tabii, yarısından fazlası hocanın olur yani. Tabii yarısından, yani iki buçuğu kesin hocanın olur. Şimdi o başka. Ama artık bence, bana göre başkan olması lazım. Teknik direktörlüğünü bırakması lazım. Bitmesi lazım bence. Çünkü teknik direktörlüğe sezon boyunca %100 konsantre olamıyor artık. Olamıyor yani. Bunu görüyoruz şimdi. Bu sene de gördük. Yani gene başkanlıkla ilgili, şununla bununla ilgili sorunlar oldu. Ama gene bir hırs yaptı. Biraz da tabii
Yani istediğiniz kadar hırs yapın, istediğiniz kadar kazanın, istediğiniz kadar final. Ya yani sen Karagümrük'e yenilirsen, sen Sivas'a yenilirsen abi yapacak bir şey yok. O öyle ama yani. Şimdi hani yani işin insani boyutundan baktığında abi hoca bence başarı ve rekabet bağımlısı abi. Tabii. Ya bu da çok normal. Yani hani onunla besleniyor. Yani şimdi o hani iyi biz ya kendi işimizden şey. Bu yaşta o hırsız göstermesi çok iyi bir şey. Abi olmaz mı bu? Bir anlamda yaşam enerjisi abi. Sen şimdi hocayı abi sağdan çıkartsan, yani futboldan uzaklaştırsan, hakikaten iki sene bakmayı çökmüş görürüz. Tabii. Bütün enerjisini oradan alıyor. Yani şimdi bir yandan şey konusunda da empati kuruyorum abi. Şimdi hani biz yayıncılar, yani mesela evet yayıncılık çok zor iş. Bir yandan başka şeyler de yapabiliriz ama bir yandan yayın adrenalinle de besleniyoruz abi. Sen şimdi sadece hiçbir yerde ekrana çıkma. Sadece gel Serdar Ali, sen sadece köşe yazısı yaz desen, bu canlı yayının ve yayıncılığın adrenalinini ararsın. Ya ben o anlamda Fatih Hoca'yı da hani buradan paralellik kurarak aslında anlayabiliyorum. O yüzden de çok ben bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum ama benimki sadece öngörü. Yani hani hissiyat, bir istihbarat üzerine konuşmuyorum. Ben bence de diyecek. Yani şöyle ama bu yönetimle etmez. O kesin. Yeni birini işaret eder. Bu yönetimin devamıyla da etmez. Abi bu yönetim zaten devamı. Yani bu yönetimle etmez, bu yönetimin devamıyla da etmez. Ama yeni birini işaret edeceğini düşünüyorum. Eskiden düşünmüyordum ama şimdi düşünüyorum. Bu yönetimle zaten hani sezon içerisinde şimdi Mustafa Cengiz'in de hayatında uğraştığı birçok sorunu var. Başta sağlık olmak üzere. Hani orayı da anlayışla karşılamak da lazım. O konulardan dolayı da bence daha büyüyebilecek sıkıntılar büyümedi diyeyim hadi en azından. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bir de yeni duydum. Hocaya gene başkan, yani zaten birçok kişi söyledi başkan ol, başkan ol diye de. En sonunda şey demiş, yani tek aday olursam olur demiş. Ama olmaz Galatasaray'da. En azından bu seçimde olmaz. Yok ben evet. En azından bu seçimde olmaz. Ben de öyle ama bir şey olacağım. Yani çok önemli. Çok önemli. Yani Faruk Süren de dahil, ki damadı aday. O da dahil. Destek veririz demişler. Ama hoca da ancak tek aday olursa. Evet şimdi akışımızda dolayısıyla yani bakalım o başkan olacak bir gün de 2024'de 24 gözüküyor. Evet ben bence de onun da bence bir tadına bakacak. Bence onun da bir tadına abi bakacak. Abi zaten yapması lazım. Tabii. Bak yapması lazım. Niye yapması lazım? Çünkü ben çok başarılı olacağını düşünüyorum. Ya bir de bunu Galatasaray yapmayacaksa kim yapacak abi? Hani evet, değil mi? Elinde böyle bir aset var, yani böyle bir profil var. Yani. Abi, futboldan gelen birinin de başkan olduğunu bir görelim ya. Evet. Görelim. O yüzden de hani Süleyman Seba var. Bugüne kadar bildiğimiz. Ama yani modern çağlarda Fatih Terim de bir görelim. Evet. Ama 2024'de kaldı o belli ki. Hoca 17'sinde artık bir açıklamayla yeni yönetim gelene kadar falan gibi bir şey söyler veya açıklama yapar. Ya da işaret edecek. Bence öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Neyse. Şimdi maçtan sonra yayıncı kuruluşu Arda'nın açıklamaları oldu. Oraları gerçi yani bu konulara ufak ufak bence az önceki sohbetimizde hepsine değindik. Arda'nın işte hoca bana merak etme iki rakibimiz de kaybedecek şeklinde bir açıklaması oldu dedi. Sonrasında bir istatistiğimiz var. İşte Fatih Terim'in kariyerinde son 5 haftalarda oynadığı 54 maçın 34'ünü kazanmış. Söz konusu 8 sezon altında Galatasaray şampiyon olmayı başardı. Buraları geçtik aslında ama ben yine de bir istatistiksel olarak paylaşayım dedim. Eklemek istediğim bir şey varsa yok, ekleyebiliriz. Yani bence yeniden oldular. Galatasaray'ın şampiyon olduğunu düşünüyorum ben. %99'a 1 diyorum. Objektif yorumum. Beşiktaş'ın psikolojisini beğenmedim. Yoksa oyunuyla yener Göztepe'yi gene. Ama hani psikolojisini iyi bulmuyorum. Evet Beşiktaş'ın ben de işinin zor olduğunu düşünüyorum.